Korda başladık sanırım. Evet. Bugün kısaca dilden bahsedeceğiz. Dilin öğrenme aşamaları, beynimizde hangi kısımlarda yer ediyor, şu andaki görüntüleme yöntemleri aslında nerelere kadar geldi ve dili ne kadar tanımlayabildik, anlayabildik gibi kısımlardan. Bu arada net görebiliyor musunuz? Biraz daha hani büyük bir ekrana geçebilirim. Galiba herkes için net. Gayet güzel görüyoruz. Okay. Şimdi daha önce çok kısa kısa bahsetmiştik böyle kognitif süreçlerden. İşte memoriden bahsettik, görüntüleme yöntemlerinden bahsettik, görmekten, işte dilin de bir kısmından belki bahsetmişizdir çok ufak bir şekilde. Ama insan düşüncesinde kültürün en önemli parçası aslında dil bizim için. Aynı zamanda diğer türlerle yakın bir paralellik göstermeyen ve çocuk gelişiminin en önemli simgelerinden de birisi. Çok yakın kognitif süreçlerin aynı olduğu türler var biliyorsunuz ki işte maymunları gibi. Ama dil süreçleri aslında en kendine has ve spesifik olan insan türü için şeylerden birisi. Dil üniter değil, birçok analiz ve üretim düzeyi var. Her seviyede oldukça karmaşıktır. Ancak yetenekli konuşmacılar büyük ölçüde bilinçsizce ve hızla saniyeler içerisinde bu durumu işleyerek kullanabilir. Yetenekli konuşmacılar derken tabii ki de dili çok iyi kullanmaya başlayan, entelektüel ve eğitim seviyesi yüksek olan kişilerden bahsediyoruz. Gerçekten iyi konuşmacılar bunu çok milisaniyelerle yaparak, işleyerek bu konseptleri kullanabiliyorlar. Dil benzersiz bir şekilde insandır. Aslında insana özgü bir şeydir. Neredeyse tüm insanlar entelektüel yeteneklerine bakılmaksızın yaşamların ilk birkaç yılında konuşmayı öğrenebiliyorlar. Hangi eğitim kültürel seviyeden gelirsek gelelim, çocuklar konuşmayı kendi etrafındaki konuşulan düzeyde öğrenmeye başlıyorlar. Konuşma dili önceden bilinen ses ve işitsel fizyolojinin üzerinde karmaşık biyolojik bir süreçtir. Konuşmanın seslendirilmesi, algılanması için olan bölgeler büyük ölçüde 19. yüzyılda Broca ve Wernicke'in çığır açan çalışmasına dayanan frontal ve temporal loblardaki bölgelerde ilişkilendirilmiştir. Bundan daha önce bahsetmiştik hatırlarsanız eğer. Broca konuşma alanından bahsediyordu. Hiç konuşamayan bir hastasından dolayı daha sonra otopside bu alanın, şu gördüğünüz işte pembe alanın bozulmuş olduğunu, bir bozulmaya uğradığını görüyor ve buranın aslında konuşmayla alakalı olduğunu düşünüyor. Daha sonra Wernicke aslında konuşmayı algılamanın, anlamlandırmanın temporal lobdaki şu göstermiş olduğum pembe bölgede başladığına ve orada anlamlandırıldığına inanıyor. Ve daha sonra yapılan çalışmalarda bunların gerçekten de doğru olduğunu gösteriyor. 20. yüzyılın ortalarında Geschwind, 19. yüzyılın buluntularına ve nörolojiden elde edilen güncel bulgulara dayanarak sol yarımküredeki dil bölgeleri için nörolojik bir model öneriyor. Bu modelde diyor ki, Wernicke araya da biz kelimeleri anlamlandırıyoruz. Eğer konuşmak istiyorsak. Önce bu cümleleri anlıyoruz. Daha sonra beynimizde bir sinyal üreterek Broca Area'ya bir sinyal gönderiyoruz ve konuşmayı orada üretiyoruz. Bu aslında her iki alanında işlem nasıl diyeyim, her iki alanın da birlikte çalışmasıyla olan bir süreç. Ama sadece dinliyorsak bunda Wernicke Area dahil olabiliyor gibi bir şeyden bahsediyor. Ya da işte okurken bir kelimeyi, burada da yine kelimenin anlamlandırılmasını içerdiği için yine Wernicke arayı kullanıyoruz. O kısım aktive oluyor gibi şeylerden bahsediyor. Onun önerisi dilin ortaya çıkışıyla alakalı böyle. Tabii birçok model var. 19. ve 20. yüzyıllarda elde edilen bulgular 21. yüzyılda nöro görüntüleme çalışmalarıyla destekleniyor. Yani büyük ölçüde Broca, Wernicke ve işte Geschwind'in söylediği gibi bir görüntüleme tekniğiyle baktığımızda
bir model olduğunu görebiliyoruz. Çok benziyor birbirine. Dilin doğası nasıldır? Peacock ve Popple'ın önerdiği gibi yeni modeller dili klasik Broca ve Wernick alanların ötesine taşıyan beyin bölgelerine doğru genişletiyor. Yani çok daha fazla alanın kullanıldığını, aslında sadece Wernick ve Broca arayadan oluşmadığını dilin ve beynin birçok bölgesini dahil ettiğini, aktive ettiğinden bahsediyor. Konuşulan sesin, dilin sesleri. Şimdi birazcık da aslında şimdi şeye doğru gideceğiz. Sesleri nasıl oluşturuyoruz, cümleleri nasıl oluşturuyoruz ve dili nasıl anlamlandırıyoruz gibi kısımlardan bahsedeceğiz. Bunlar aslında daha önce şu an bahsettikleri modellerdi. Bu modellerin hepsi kendi içinde doğru. Ama tam olarak hepsinde kesin anlamında söyleyemiyoruz. İnsan ses yolunun akciğerlerden gelen havayı ve burun ve ağızdaki arkülatörleri kullanarak bu kadar karmaşık ses üretebilmesi aslında şaşırtıcı. Ses yolu temelde akciğerlerin hemen üzerinde iki esnek kanatçık ve diyafram kasları bulunan bir tüp halindedir. Ve birlikte hareket ederek nefes verdiğimizde hava basıncını oluştururlar. Yani görüyorsunuz çok karmaşık bir yapı aslında insan solunumunu içeren alan. Ve diyaframın kasılmasıyla o işte nefes vererek, basıncı oluşturarak bazı kasları, işte yüz kaslarını, dilimizi kullanarak ya da dudaklarımızı kullanarak bu tüpün belli alanlarında basınç noktaları oluşturarak kelimeleri, sesleri biz çıkarabiliyoruz. Bir dilin sesleri temelde ünsüzler ve ünlülerden oluşan fonemler olarak tanımlanıyor. Tüm ses tüpünü birkaç yerden kapatarak ünsüzleri üretiyoruz. Burada İngilizce'den örnekler veriyor. İngilizce bir slide olduğu için zaten. Ama bizde de çok uyumlu bunlar. Mesela İngilizce'de B, P ve M gibi ünsüzleri üretmek için ağzın ön tarafındaki dudakları kullanırız. Türkçe'de de aynısını kullanıyoruz aslında. G gibi ünsüzleri üretmek için de ağzın arkasında veya ortasında damak karşısındaki dil ya da işte K, T ve V gibi ünsüzleri üretmek için de öndeki dişleri kullanıyoruz. Şimdi bu K, T bizlere çok uymuyor ama bu Türkçe'de daha çok D harfine denk gelen sesi düşünebiliriz. Daha çok dile, dişlerin ön tarafını kapatarak, o basıncı oluşturarak oluşturduğumuz sesler. Bu sadece dilin çok çok ufak bir parçası aslında baktığımızda. Vurgu eklemek veya bir soruyu veya bir komutu belirtmek için hecelere, cümlelere de tonlama ekliyoruz. Bu nedenle dil, ses, hece, kelime, cümle ve paragrafların yanı sıra bireysel ses birimlerini de içerir. Konuşmanın bu pek çok seviyesi ve aşamasının karmaşıklığına rağmen çok küçük yaşta çok az bilinçli çabayla konuşmayı hem üretmeyi hem de algılamayı öğreniyoruz. Bu karmaşık görevi daha az çabayla nasıl başarabiliyoruz? Bilim adamları aslında hala bu karmaşık soruyu aydınlatmaya çalışıyorlar. Planlama ve konuşma üretimi nasıl oluyor beynimizde? Birazcık da bundan bahsedeceğiz. Soyut düşünceden sözlü kelimelere. Kavramsal temsillere erişim, bir bilgisayar yönlerin kodlanması ve fonolojik kodlama dahil olmak üzere konuşmanın planlanması ve üretiminin altında çeşitli aşamalar ve işlem seviyeleri olduğu düşünülüyor. Yani nedir bu? Biz konuşmaya başladığımızda ya da bir konuşma üretmek istediğimizde birçok aşamadan geçiyor aslında beynimizde, milisaniyelik de olsa. Bunlar önce semantik bir anlam oluşturma, yani bir anlam ve bilgiyi kullanma, daha sonra bir konsept oluşturma, daha sonra vermek istediğimiz mesaj, daha sonra gramer anlamında bir kodlama yapma, o kodlamanın sesini nasıl çıkaracağımızı planlama, o sesi çıkarmak için yüzümüze, ağzımıza sinyaller gönderme ya da işte karın kaslarımız, diyaframımız da dahil olmak üzere sinyalleri gönderme, daha sonra konuşmayı oluşturma ve dışarı çıkartma ve konuşmayı yaparken kendi kendimizi algılayarak konuşmanın nasıl devam edeceğini yine tasarlama gibi birçok karmaşık yapıyı aslında içeriyor dil dediğimiz şey. Konuşma üretimi içinde bir sinir ağının karmaşıklığından bahsediliyor. Şimdi bunları tek tek söylemeyeceğim ama eğer görüntülerde de bakarsanız işte birinci ve ikinci noktadaki, işte temporal lobdaki
kısımların kendi içerisinde bir dönüşümü olduğunu, daha sonra üçüncü alana geçtiğini, daha sonra yine 4, 5, 6 gibi kısımlarla gidip, ya burası gördüğünüz bu 3 ve 7 aslında, 3 Broca, 7 de Wernick Araya'ya denk gelen kısımlar. Yani konuşmayı oluşturma, anlama, hepsi birbirinin içerisine gidip gelen ve beynin farklı alanlarını da aktive eden bir sistem. Konuşma ve dinlemenin evrimsel yönleri peki nelerdir? Buraya baktığımızda son derece gelişmiş ses mekanizmamız var ve konuşma dilini üretmeye de uyumlu. Atalarımızla, yani bizden önceki evrimsel anlamda atalarımıza baktığımızda dilsel olmayan bir ses organıyla aslında onlar dilsel, pardon, yani dilsel olmayan bir ses organları var. Tam olarak gelişmiş değil, ses çıkarabiliyorlar ama dili üretmeye ve konuşmaya çok da müsait değil. Bunlar zamanla diğer kara canlılarıyla paylaştığımız soluma mekanizmamızın yanı sıra çiğneme, yutmanın nöromüsküler kontrolü üzerine de inşa ediliyor ve zamanla bu kısımlar da evrimleşmeye başlıyor. İşte bizim ağzımızdaki çiğnemeden sorumlu olan kaslarımız, yutmadan sorumlu olan kaslarımız artık dili de üretebilecek seviyeye geliyorlar ve aslında dil bu şekilde evrimleşerek oluşmaya da başlıyor. Kelimeler ve anlamları, sözcükler anlamın temel yapı taşlarıdır. Bununla birlikte cümleler ve özellikle cümlelerden oluşturulan önermeler temel anlam formülleri olarak alınabilir. Yani semantik anlamdan bahsediyoruz yine burada. Cümleler halinde düşünüyoruz ve iletişim kuruyoruz. Her şey bir kategoriyle aslında hareket ederek anlatıyoruz ya da algılayabiliyoruz. Daha önce zaten şeyden de bahsetmiştik, belki hatırlarsınız. Örtük öğrenme kısmında aslında dili öğrenirken grameri de otomatikman öğreniyoruz. Bir çocuğun öğrenme süreçleri bu şekilde oluyor ve gramer aslında bizim örtük olarak öğrendiğimiz ikincil bir kazanımımız. Ama dil için çok önemli bir kısım. O yüzden cümleyi yine gramer, bütün o cümle, anlam hepsini beraber bir şekilde algılayarak öğreniyoruz. Anlamsal bilginin beyin temeli bugüne kadar açıklanamamıştır. Semantik bilginin sinirsel temelini oluşturan büyük olasılıkla birbirine çok bağlı büyük sinir ağları vardır. Yani anlamsal bilginin temeli derken şöyle bahsediyoruz. Biz bunları bir kategoriye koyuyoruz. Atıyorum ki 4 tane ayağı olan, üstüne oturulan şeyin sandalye olduğunu, görüntüsü ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun oturmaya yarayabileceğini anlayabiliyoruz. Ve bu bizim beynimizde sandalye olarak bir kategori haline gelebiliyor. Ama bu kategorilemeyi neye göre yapıyoruz, nasıl yapıyoruz gibi ve hangi beyin alanları bundan sorumlu hala bilinmiyor. Çok az çalışma var bunun üzerinde. Son zamanlarda yapılan bazı nöro görüntüleme çalışmaları da kelimelerin ve anlamların kortekse nasıl depolandığını ve bunlara nasıl erişildiğini anlamak için anlamsal bilginin farklı yönlerine dokunan görevlerle beyin aktivasyonu araştırıyorlar. Yani işte belki kırmızıyla alakalı bir şey söyleyerek araştırıyorlar ki acaba kategorileme sadece renk üzerinden mi oluyor? Ya da işte atıyorum ki sandalye düşündüğümüzde ağaç üzerinden mi oluyor? Ağacı düşündüğümüzde ağaçla alakalı bütün her şeyi düşünüyoruz falan gibi. Yani neye göre kategorilendirdiğini bazı özel bilgilerle anlamlandırmaya çalışıyorlar. Peki hani dili anlıyoruz ama eş anlamlı şeyleri, eş sesli şeyleri nasıl anlıyoruz? Ya da beynimiz nasıl çalışıyor bu kısımda? İşitilen kelimelerle hangi beyin alanları harekete geçiyor? Ya da görünen kelimeler için hangileri geçiyor gibi bir soruyu soruyorlar. Ve bir fMRI deneyinde eş sesli kelimeler ve eş anlamlı olan kelimelerin aktivasyonunu kaydediyorlar. Eş sesli kelimeler derken çok hani basit ilkokul düzeyindeki örneklerden birisi. Mesela yaz kelimesini düşünebiliriz. Hem yazmak fiilinden hem de işte iklim olan yazdan. Ya da eş anlamlı olanlardan da işte öğrenci, talebe gibi kelimeleri düşünüyorlar ve bunu söylediğimizde hangi kısımlar acaba aktive olacak gibi bir soru soruyorlar. Eş sesliler sol hemisferdeki alt santral sulkusu ve inferior frontal gyrus'u aktive ediyor. Yani şu üst kısımda gördüğünüz çok küçük olan şu iki alanı aktive ediyor.
iş anlamları içinse çok daha geniş bir alan. Gördüğünüz gibi yine Burning Area, Broca Area'nın da dahil olduğu çok daha geniş bir alan etkinleşiyor. Bunun sebebini açıkçası ben şöyle düşündüm. Yani bunu çok anlamlandıramadığımız için. İşte yaz kelimesini düşündüğümüzde ikisi de aynı ses ve kategori anlamında aynı yere konulmuş ve beyin çok daha az bir enerji sarf ediyor olabilir bunun için. Ama işte talebe ve öğrenci dediğimizde ikisi aynı kategoride olmayabilir. Ses anlamında birbirine çok yakın değiller, hatta hiç değiller. Ve bu ne anlama geliyordu diye beyin çok daha fazla enerji sarf ediyor olabilir. Yani kategorilemesi o yüzden çok daha farklıdır diye düşündüm. Ama bu benim tabii ki kendi düşüncem. Doğruluğuna emin değilim. Söz dizimi, iç içe koyma ve sıralama. Yine syntax dediğimiz aslında gramerin oluşumundan biraz bahsedeceğiz. Söz dizimi veya dil bilgisinin genellikle dilin en ayırt edici yönü olduğu biliniyor. Biliyorsunuz her dilin kendine özgü bir gramer yapısı var, ses yapısı var. Bu çok kendine özgü bir ayırt edici bir yön. Söz dizimi tipik olarak bir cümledeki tek tek kelimelerle bunların gramer durumu ve yapıları arasındaki ilişkiyi gösteren ağaç diyagramlarıyla temsil ediliyor. Burada sağda gördüğünüz şekilde. Bir cümlenin onu duyduğumuzda veya okuduğumuzda gördüğümüz kelime sırası ve yapısı olan bir yüzey yapısı vardır. Ağaç diyagramı cümlenin gramatik kısımlarını ve ilişkilerini göstererek derin yapısını ortaya çıkarıyor. Burada S ile gördüğünüz şey aslında cümleyi, tüm cümleyi temsil ediyor. VP olarak yazılan yer verb pronoun yani fiil tamlaması. NP olarak gördüğünüz yerde noun pronoun isim tamlaması olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi birçok isim tamlaması, fiil tamlaması ve bunların kendi içerisinde oluşturdukları küçük cümleler ve bir de tüm bütün cümle gibi geniş bir cümle yapısı var. Bu tabii İngilizce gramerin üzerinden gösteriyor ama aslında anlatmak istediğimiz şey şu ki çok küçük değişiklikler bile cümle içerisindeki bu ağaç diyagramını yani bu sintaksi tamamen değiştirebiliyor. O yüzden aslında dilin bu kadar karmaşık olmasını ve bunun bu süreçte nasıl olduğunu anlamakta zorlanabiliyoruz. Yani mesela buradaki cümlede işte kediyi tırmalayan köpek fareyi öldürdü diyor. Ama bunu tam tersi yani sadece ufak bir kelime ekleyerek fareyi öldüren kediyi tırmalayan köpek gibi bir şeye bir cümleye çevirebiliriz. Ve hem cümlenin anlamı hem de gramer yapısı bu tamlamaların hepsi tamamen değişmiş oluyor. Ve bu bizim çok milisaniyelerde yapabildiğimiz, anlamlandırabildiğimiz bir şey. Peki söz dizimlerine bu grameri çözmede hangi beyin alanları yer alır? Bu hala çözülmekte olan karmaşık bir soru. Söz dizimi kod çözme işlemine özgü olan ve fonolojik ve anlamsal süreçleri veya çalışan bellek işleviyle ilgili olmayan beyin aktivitesini ayırmak çok zor. Ya çünkü çalışan beyin içerisinde biliyorsunuz ki hem hafızayı kullanabiliyoruz hem algıyı kullanıyoruz. Hem girdi var hem bir çıktı var. O sırada hem dili ve algılamak hem de dilin sadece bu sintaks dediğimiz kısmını ayrıştırmak arasından çok zor hale geliyor. Yakın zamanda yapılan bir nöro görüntüleme çalışmasının sonuçlarına göre söz dizimsel işlemenin farklı yönleriyle ilgili olan frontal ve temporal loblarda farklı beyin bölgelerini gösteriyor. Yani buraya kadar indirgenebilmiş durumda ama bunların işlevleri hala bildiğim kadarıyla tam olarak nasıl işlediği bilinmiyor. Bir de ölçüden bahsediliyor dil dediğimizde. Bu ölçüyü şey gibi düşünebiliriz. Bizim dilimizdeki işte şiirlerdeki bu aruz ölçüsü gibi kendine ait o ritimden bahsedebiliriz. Dilin melodisi olarak tanımlanıyor burada. Ve bir soruyu belirten yükselen perde gibi dil bilgisinin yanı sıra duyguları da aktaran perde değişiklikleri her dile özgüdür. Her dil sadece duygusal ve dilsel tonlamalara sahip değildir. Aynı zamanda oldukça farklı olabilecek, kendi ritmine de sahiptir. Örneğin, ana dili İtalyanca olan bir kişiyi dinlediğimizde ve bunu ana dili Fransızca olan biriyle karşılaştırdığımızda, iki dilin birçok söz dizimi ve anlam bilim yönlerini paylaşmasına rağmen
ritimlerin oldukça farklı olduğunu fark edebiliriz. Müzik ve dil insanlara özgü. Dilin ölçü veya melodisi, müziği melodisiyle yakından iç içe görünmekte ve bazı biyolojik kökenleri paylaşıyor olabileceği düşünülmekte. Anlamlı ifadeler, peki bu nasıl anlam veriyoruz gibi düşünebiliriz. Şimdi tek kelimeyle değil, önermelerle konuşuyoruz. Dedik işte cümle olarak algılıyoruz, cümle olarak konuşuyoruz. Beynimiz bu şekilde üretiyor bütün bir cümle anlamında. Peki anlamlandırmaları nasıl yapıyoruz? Dünya hakkında anlamsal olarak bazı ifadeler belirliyoruz. Dil bilimciler sinir ağlarını anlamlı önermeleri nasıl çözebileceğine dair modeller ortaya koyuyor. Bu sahada gördüğünüz de bu modellerden birisi aslında. Gördüğünüz gibi çok karmaşık bir yapısı var. İşte bir kişiyle tanıştığınızda ya da hatırlamaya çalıştığınızda o kişiyi nereden tanıyor olabileceğinize dair birçok kategori tarıyoruz aslında. İşte ben birisini gördüm yolda ve tanıyorum. Yani ben bunu buradan mı tanıyordum? Kişinin özelliklerinden çok ait olabileceği kategorileri aslında araştırıyoruz ve öyle anlam veriyoruz. O kişiyi de farklı farklı şekillerde kategorilere koyabiliriz. Aynı kişi farklı kategorilerde de bizim için yer alıyor olabilir. Bu da o karmaşıklığı ifade eden bir diyagram. Birleştirilmiş dil temsilleri. Bu da farklı bir modelden yine bahsediyor. Dil üniter değil. Dil işlemeyi destekleyen beyin alanlarını aydınlatmaya devam ederken dil işleme aşamalarının nerede meydana geldiğine dair güncel bir bakış açısı aslında bu. Gördüğünüz gibi hem working memory'den çalışma hafızasından bahsediyor hem de online process dediğimiz şu anki bir yapılanmadan bahsediyor dil için. Burada nedir? İşte hem sesle alakalı hafızamız, hem gramer anlamındaki hafızamız, hem semantik hafızamız, tematik anlamdaki structure'lar, işte belli kalıplar, bunların hepsi dahil oluyor bu sürece ve gördüğünüz gibi aşağıda hem frontal lob hem temporal lob arasında bir gidip gelme aktivite alışverişi var. Aynı zamanda da bu konuşmayı oluştururken bunlara bir anlam veriyoruz. İşte hem akustik anlamda bir analiz yapıyoruz, sesleri anlamlandırıyoruz, kelimeleri anlamlandırıyoruz, kelimeleri kategorliyoruz, cümleleri anlamlandırmaya çalışıyoruz, cümle yapısını oluşturuyoruz ve bunları tekrar tekrar milisaniyeler içerisinde yapıyor oluyoruz. Kısaca bunu özetlemek gerekirse, dilin beyin temeli hala açıklığa kavuşuyor. Yani beyinde nasıl olduğu, beyin hangi bölgelerinde nasıl işlendiği hala araştırılan, çok yoğun bir şekilde araştırılan bir alan. Broca ve Wernick gibi 19. yüzyıl bilim adamlarının erken çalışmaları, bugün hala geçerli olan konuşma üretimi ve algısı için beyin temelleri için modeller oluşturdu. Broca ve Wernick'in yaptığı araştırmalar çok ilkeldi aslında baktığımızda. İşte ölüm sonrası biyopsilerle işte yapılabilen şeylerdi. Beyni çıkarıp açıp baktıklarında gördükleri araştırmalardı. O yüzden çok daha ilkel olmasına rağmen hala geçerliliğini koruyor. Açıp baktığımızda fMRI stüdyolarında Broca ve Wernick'in söylediği yerlerin gerçekten de konuşma ve konuşmayı algılamakta çok işlevsel bir yer olduğu görülmüş durumda. Dil sistemleri uzun süreli bellek depoları ve soyut kavramsal temsillerle sürekli temas halinde olan büyük birbirine bağlı ağları içerir. Dediğimiz gibi işte bellekleri sürekli kullanıyoruz, kategorileri kullanıyoruz, soyut kavramlar var, bunları kullanmaya çalışıyoruz. Mevcut görüntüleme teknikleri de beyindeki bu büyük ölçekli sinir ağları arasındaki ilişkiyi hala araştırmakta. Dedim ki benim bugün size anlatacağım kısaca dil böyleydi. Sizin sorularınız, konuşmak istediğiniz şeyler var mıdır? Biraz hızlı ve karışık anlatmış olabilirim. Çünkü genel yapısıyla karışık bir konu. Sorunuz yok mudur? Anlaşıldı mı her şey? Tartışmak istediğiniz
katkıda bulunmak istediğiniz herhangi bir şey? Öyleyse yavaştan bitiriyorum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, dinlediğiniz için. Soru sormak isterseniz her zaman yazabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa. Slaytları ben sürekli paylaşıyorum. Birazdan yine paylaşacağım. Daha öncekilere de aynı drive'ın içerisinden ulaşabilirsiniz. Şimdi sadece bunu dinlemek belki sizin için bir şeyler anlam ifade etmemiş olabilir ama hepsine bakmak isterseniz de kullanımınıza açık bir şeyde olacak, pozisyonda olacak. İstediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Umarım faydalanabilirsiniz. Bir katkı sağlayabilmişimdir. Çok teşekkürler hepinize. Teşekkürler Merve. Çok güzel bir sunumdu. Rica ederim hocam. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bir sonrakini bekliyoruz. Tamam, tamamdır. Bir sonraki ay umarım. Gökhan Bey bir şey sormuş. Dil ve davranış üzerine çalışmalar var mı diye bir soru sormuş. Ben göremedim, pardon. Evet şimdi gördüm, pardon. Dil ve davranış üzerine belirli çalışmalar var mı? Yani dil ve davranış üzerine çalışmalar var, evet. Ama bu çalışmaların şu anki şeyini olduğu konumu açıkçası ben bilmiyorum. Ben daha çok basit düzeyde dilin gelişimiyle alakalı ve dil nasıl ortaya çıktı, beyinde hangi yerlerde hareket ediyor, hangi yerlerde aktive oluyor gibi kısımları araştırarak hani birazcık şey yaptım. Davranış üzerine dediğim gibi bilmiyorum ama daha sonra isterseniz böyle bir çalışma üzerine konuşabiliriz. Harika olur. Peki. Çok teşekkürler Merve. Rica ederim. Görüşmek üzere. Başka sorularım. Görüşmek üzere. Kapatıyorum. İyi haftalar herkese. Sana da. Teşekkürler.